Hiç beklemeden telefonumuz hazırmış, telefonumuzu alalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Muhsin Bey. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar size. Buyurun efendim. Nurettin Hocam'ın da ellerinden öperim. Estağfurullah. Hocama bir sorum vardı da. Elbette. Eşim bir kuruluşta çalışıyor da. Yemek yapılıyor orada. Evet. Akşam aşçı arkadaşları artan yemekleri dökmek için. Evet. Yani teklif ediyorlarmış ya, götürürseniz işte, yani örnek veriyor, işte balık var veya işte ne bileyim çorba var, şey var, hani ziyan olmasın, israf olmasın, bunu götürüp yer misiniz diye soruyorlar. Şimdi de almış gelmiş, acaba bu helal mıdır, haram mıdır veyahut da bize bir şeyi var mı, onu öğrenmek istedim. Anladım. Çalıştığı kurumda fazla olan yemekleri eve getiriyor akşam. Ya her gün değil bu yani. Anladım. İki ayda, üç ayda. Yani. Bunun bir mahsuru olur mu? Yani çalıştığı kurumdaki yemekler hocam. Muhsin Bey, oranın, belki ziyan olacak, israf olacak, eve geliyor. Doğru. Evet, israf. Yeter ki oranın yetkilisinin de muvafakatı olsun, değil mi? Onun haberi dışında değil de. Elbette. Onun da bilgisi dahilinde ve muvafakatı ile dediğiniz gibi çöpe gidecek olan şey bir Allah kulunun midesine gitsin. Bu israf olmaktan hatta kurtulsun. Hatta sevap olur herhalde tabii hocam. Allah-u Alem sevap olur. Çünkü elbette öyle olur. İsraf olacak. Yani, evet. Öyle. Tebrik ediyoruz bu hassasiyetinizden dolayı da sizi. Bir mahsuru yok, yeter ki çalıştığınız kurumdaki şahıstan, yetkiliden izin almış olun diyor hocam. Ama oradaki zaten kurumda çalışan şeylerin haberi var yani. Sıkıntı yok. Problem yok o zaman. Tabii. O zaman problem yok. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Aradığınız için. Hayırlı cumalar. Teşekkürler.